بسم الله الرحمن الرحيم. Yani ayet ikinci müsaade çok tesirli müsaade arkadaşlar. Her birinize ağlarınıza. Şimdi de köyleri bağlamasanız eve gelip bu hadisi yadı salonda ağlayacaksınız. İbn Cevzi Rahimahullah bir gün mescitte talebelerine hadisleri izah edip, şerh edip. Nihayet gelir bu hadise sakın. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kıyamet günü bu hayatta birbirini seven, birbirine dost olan, daim birbirine bir yere yoluşup Allah'ı yad eden, çiğin çiğine namaz kılan kardeşler, dostlar ahirette de mehşerde de bir yerde olacaklar. Bir yerde haşr olmazlar. Sonra beraber cehennemin üstüne salınmış körpünün üstünden geçip cennete dahil olacaklar. Lakin onların arasından bazıları günahlara olduklarına göre yarı yolda cehenneme düşecekler. Ve cennete giren dostları, kardeşleri, onları cennette görmeyen de Allah'a yalvaracaklar, ağlaya ağlaya diyecekler ki, ey Rabbimiz, onlar bizim kardeşlerimiz. Bir yerde çorayı kesmişim, bir yerde çay içmişim, ibadet etmişim, bir yerde ömrü boyu dost olmuşum. Onları da bağışla. Allah subhanahu wa ta'ala derhal onların şefaatçiliğini kabul edir, meleklere emredir ki, gidin onları çıkarın. Melekler onları cehennemden çıkaranda, onlar diyor ki, kim bize şefaatçiliğine? Peygamberler mi? Siddikler mi? Şehitler mi? Melekler mi? Kim bize şefaatçiliğine dedi ki, bizi cehennemden Allah subhanahu wa ta'ala çıkardı? Melekler deyir ki, sizin dünyadayken sevdiğiniz, dostluk ettiğiniz kardeşleriniz. İbn-i Cevzi Rahimahullah bu hadise karışarken ağlayır ve talebelerine deyir ki, kardeşlerim, eğer cennete girseniz ve beni orada görmeseniz, Allah'a yalvarın deyin, bu adam bize el böyledir. Bu adam bize hadisi öyle buldu. Onun hücumalarını bağışlar. Ne kadar ki biz böyle kardeş olacağız, Allah bizi bağışlayacak. Ne kadar ki kalbimizde kin saklayacağız, kinle yaşayacağız, Allah hamımızı mahvedecek. Tek tek fertleri yok, hamımızı.